Mehtap'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldin. Yayınlar. Hoş geldin Mehtap. Sağ olun. Bayağı fit gördüm seni Mehtap'cığım. Bunları bayağı konuşacağız. Bayağı hastane günlüğünden sonra bayağı bir kilo verdim. Bir ay bir hastane sürecim oldu biliyorsunuz. Biliyoruz, evet, evet. Çok geç bir dönem geçti. Teşekkür ederim. Sizin zaten yayınınızdan hastanede yattığım sürece... Sizin yayınınızdan göndermiş olduğunuz geçmiş olsun dileklerinizi aldım. Teşekkür ederim. Ay, motive etmiştir inşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel. Mutlu olmuşum ayrıca, onu söyleyeyim. Teşekkürler. Peki. Peki İnci Tanelerim dizisi patladı. Dansları, sahneleri çok konuşuldu. Önce bir diziden görüntülere geçelim. İnci Taneleri furyası Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Dilber dansını öğreten kurslar, satışa çıkan Dilber kıyafetleri, paylaşımlar. Gece kulüplerini merak eden genç kadınlar, karanlık dünyanın güzellemesini yapan insanlar. Popstar Mehtap bu akıma dur dedi, isyan etti. Bunlar var ya, ne yapmak lazım biliyor musun? Bunları alacaksın, bunların hepsini. Yaptığı açıklamalarla deprem etkisi yarattı. Maalesef ki ünlü camiasında moda olmuş kalp. Survivor'da adını duyuran ve Dilber dansı çok konuşulan Sema Aydemir, Mehtap'ın hedefi miydi? Çok zor günler geçirdim. Benim geçmişim bilen bilir. Melek Mosso açıklamalarıyla Mehtap Yılmaz'a taraf mı oldu yoksa bertaraf mı? Pavyonlar kadın sömürüsünün yapıldığı yegane... Skandal tepkiler. Rütü'ye binlerce şikayet. Ne yapılmak isteniyor? Tüm bunlar planlı mıydı? Yoksa bir tesadüf ürünü müydü? Türkiye'nin gündemine pavyonda çekilen bir dizi geldi, oturdu. Türkiye dizi sektörü şimdilerde çok hareketli zamanlardan geçiyor. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti rekabeti, Kızıl Goncalar ve Gaddar dizisinin gelmesiyle birlikte rafa kalktı. Türkiye Gaddar ve Kızıl Goncalar'ı konuştu. Fakat Kızıl Goncalar dizisi sadece başarısıyla değil, kötü şöhreti sayesinde de epey bir izlendi. Dizide işlenen konular sebebiyle izleyiciler Rütü'ye binlerce şikayet gönderdi. Aynı şekilde aldığı şikayetler sonrası reytingi tavan yapan Kızılcık Şerbeti, hemen ardından Kızıl Goncalar. Bu furyaya bir yenisi daha eklendi. İnci Taneleri. Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra televizyon ekranlarına dönmüş olduğu dizide Hazar Ergüçlü gece bir eğlence mekanında çalışan dansçı kadını canlandırıyor. Hazar Ergüçlü'nün tanıtımlarla birlikte pompalanmaya başlayan dansı Türkiye'de Dilber dansı olarak trend oldu. Hazar dans etti, Türkiye onu taklit etti. Başlarda bu akım şirin gözükse de işler ilginç bir hal aldı. Dilber dansı dans okullarında gencecik kızlara öğretilmeye başlandı. Dilber karakterinin giydiği kıyafetler satışa çıkartıldı. Popüler kültürün etkisi altında perde arkasında olanları görmekte zorlanan bir kesim de eğlenceli gördükleri akıma ayak uydurup Dilber dansı yapıp dans ettiler. Hatta buna bazı sanatçılarımız bile dahil oldu. Gülşen sahnesinde Dilber dansı yaptı. Survivor'la adını duyuran Sema Aydemir de Dilber dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Dilber evim var hem yok mu? Hep canımı sıkıyoruz. Başıma gitsin gidişe gidip biz bizi istemeni sev. Tüm polemiklerin etkisi altında İnci Taneleri büyük bir başarıya imzasını attı ve reytingleri ezdi geçti. YouTube platformunda da trendlerde birinci sıraya yerleşti. Popstar Mehtap yaptığı paylaşımla bu akıma dahil olan insanlara sert çıktı. Şimdi övülecek ne tarafı var ben onu anlamıyorum. Kıyafetlerini övenler var. Dilber dansı kurslarını açanlar var.
Hiç utanmıyor musunuz kardeşim siz ya? Dilber dansı diye bir kurs mu açılır? Ya gerçekten hiç utanma diye bir şey kalmamış mı size? Geçen gün Didem Aslan Yılmaz'da bir tane kızımız, izliyorum, bakıyorum, çok seviyorum. Çok sevdiğim bir gazetecidir kendisi. Böyle bir konuya, yani Dilber dansına özenmiş, kızımızın bir tanesi gitmiş pavyona. İsim de değiştirmiş. Yazık, garibin bir annesi var. Yaptığı açıklamalar da şoke etti. Bunlar var ya, ne yapmak lazım biliyor musun? Bunları alacaksın, bunların hepsini. Bunların hepsini toplayacaksın, bir pavyona koyacaksın, tamam mı? Bunlar 10-15 gün burada dans olarak masa masada gezecekler bunlar. Çalışacaklar orada da. O hayatın gerçek yüzünü bir görecekler. Allah'ım böyle değilmiş diye, kurtar bizi diye yalvaracaklar. Yaşananlardan bir habersiniz dedi. Size anlatılanlar gibi bir hayat falan yok oralarda. Hani öyle o kıyafetiyle çıkayım oynayayım, bu kadar paralar kazanayım, bilmem neler yapayım. Ailenizden olursunuz, evinizden olursunuz, işinizden olursunuz, hayatınızdan olursunuz. Canınızdan olursunuz ya. En önemlisi canınızdan olursunuz yani. Akıma alet olanlara zehir zemberek konuştu. Maalesef ki ünlü camiasında moda olmuş kardeşim. Herkes yok Dilber elbisesi moda olmuş giyiyoruz. Yok Dilber dansı. Bir tanesi çıkmış sahnesini almış Dilber şarkısı. Dilber dansı göbeğe atıyor. Ya sen kimsin ya? Kimsin, kim kim? Nesin, hayırdır yani? Ünlü şarkıcı Melek Mosso da sahnesi öncesi yaptığı açıklamayla Mehtap Yılmaz'a destek çıkar nitelikte konuştu. Pavyonlar kadın sömürüsünün yapıldığı yegane başlıca Türkiye'deki yerlerden biri ve bu bir ayıp bence. Kötü tarafımız, karanlık bir, arka sokaktaki bir mahalle gibi. Bunu güzellemesini yapmak bence hoş değil, bana göre değil. Şöyle, tamam, keyif alabiliyor olabilirler, onların işi olabilir. Ama insanın yüzüne, sesine, tavırlarına yansıyan bir acı var. O acıyı görebiliyorsun. Yani o yüzden bana sorsan hayır. Gerçekten Mehtap Yılmaz ve Melek Mosso dediklerinde haklı mıydı? Ben de şu önden görünen kısım kadar konuşmak istemiyorum. Onun arka sokağı benim çok karanlık çünkü. Bana düşmez yani. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini de Bahçeşehir'de bir mekanın açılışında sahne aldı. Mardini dizinin popülerleşmesiyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz konuştu. Benim için öncelikle orada gün yüzüne çıkmamış bir şarkının bu filmden sonra gün yüzüne çıkması çok önemliydi. Çünkü bizim de arkadaşlarımızın da çok şarkıları var ama gün yüzüne çıkmıyor. Ya birinin teklemesi lazım ya birinin gerektirip duyması lazım. O arkadaşımız güzel, başarılı. İyi bir yer değil. Pavyon iyi bir yer değil. Pavyon benim de gittiğim ve sonuç itibariyle zamanında gittik geldik baktık ki iyi bir yer değil. Döndük. Dolayısıyla ama öyle bir kültür Türkiye'de var mı? Var. O da hayatın gerçeklerini kaleme alıp ve insanlara aksettirmiş. Pavyon iyi bir yer mi? Pavyon iyi bir yer değil. Diziyle birlikte adını bir hayli duyuran Sincan Erkalsa, hatırlarsanız sahne fiyatlarını kat be kat arttırdığına dair haberleriyle gündeme gelmişti. Erkal, bakın bu konu hakkında neler söylüyor? Doğru mu bunlar? Sahne fiyatınız artmış. 300 bin alıyor diyorlar. Doğru mudur ilk öncelikle? Günlük mü, aylık? Günlük, sahne başı. O seneliktir yani. Sahne başı yani bir 300 bin lira alman için o mekanın yani günlük 30 milyon bir cirosu olması lazım. Bunlar yalan haberler. Diziye gelen tepkiler nasıl? Kötü örnek oluyor diye yorumlar da var ama bir Ankaralı olarak siz neler söyleyeceksiniz bu durumlara? Vallahi yorum yok. Ben yorum yapmak istemiyorum. Hani zaten olan projenin iyisini de biliyorlar, kötüsünü de biliyorlar. Yani seyircimiz karar veriyor. Yani düşün, yani tavan bir reyting alan bir program. Yani bence kötü bir imaj yaratmaz diye düşünüyorum. Eğlence mekanlarını merak edip görmeye giden genç kızlar, kadınlar, kurslarda öğretilmeye başlanan Dilber dansları, insanların rahatsız olduğunu gösteren binlerce şikayet, uzaya gideni konuşmadınız, Dilber'in dansını konuştunuz diyen vatandaş. Türkiye'nin gündemine pavyonda çekilen bir dizi geldi oturdu. Uzaya gönderdiğimiz astronotumuz bile bu dizi kadar konuşulmadı. Satışa çıkartılan Dilber kıyafetleri, ünlü sanatçı Mehtap Yılmaz şimdi dobra açıklamalarıyla tüm iddialara, tüm polemiklere, tüm haberlere cevap verecek. Kaçırmayın. Benim gözümle gördüğüm, şahit olduğum o kadar çok şeyler oldu ki zamanında. Bu susmak benim karakterime yakışmazdı. Mehtap, nedir bu Dilber dansı çılgınlığı ya? Bunu eğlenceli bulan insanlar hani ne beklentiyle izliyorlar, seviyorlar acaba? Şimdi ben bu
ilk Dilber olayını ilk lanse ettiğimde, dillendirdiğimde bazı taraflardan bayağı bir ses geldi. Oynayanlardan, oynayan ünlülerden de ses geldi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Size gösterildiği gibi veya da dizilerde veya da hani medyada gösterildiği gibi bir... sempatik bir durum yok. Bir Dilber yok. Ben size gerçek Dilber'i anlatayım mı nasıl bir Dilber olduğunu? Dilber gelir gazinoya, pavyona. Müşteriyle içki karşılığında çıkar, karşılıklı sabahlara kadar oynar. Ondan sonra geçer konsuna, masasına, masa masa gezer sabah ezan okunana kadar. İçinde ağlayan bir kadın var. Orada gülerek gösterilen bir hayat yok. Ben o hayatları yaşadığım için, gördüğüm için, ben şarkı söylüyordum. Gecede 5-6 tane gazinoya gidiyordum sazlarımla. Yüzlerce kadın tanıdım. Yüzlerce kadına şahit oldum. Yaşadıkları olayları biliyorum ve içler acısı bir durumdalar. Ve şu anda da çıkmışlar, bunun güzellemesini yapıyorlar insanlar. Ben buna tepki gösteriyorum, çıldırıyorum, dayanamıyorum. Çünkü böyle bir hayat yok. Yok Dilber elbisesi, yok satmış. Stoklarda kalmamış. Her tarafta herkes Dilber dansı. Ya nedir arkadaşlar, kafanız mı, beyninizde bir sorun var sizin? Hele bu ünlülerin güzelleme yapmasına ne diyorsunuz? Yılmaz Erdoğan'a kızgın mısın? Yılmaz Erdoğan iyi bir oyuncudur. Onu bilirim ama ben bu pavyon benim çizgim olduğu için abicim. Ben bu bu pavyonlarla alakalı gösterilen, gerçek gösterilmeyen olayların yapılmış olduğu her projeye kızgınım abi. Evet. Çünkü gerçeğini göstermiyorsunuz. Ben arkasını biliyorum. Niye konuşmuyorsunuz kuliste dayak yiyip sarhoş olup da bayılan kızları kulislerde, müdüriyetlerde üzerlerine o Dilberlerin, hani var ya siz oynuyorsunuz ya eğlenceli bir şekilde Dilber dansı yapıyorsunuz ya. O kızlar bayılıp bayılıp üzerlerine masa örtüsü örtülüp tekrardan ayıltırıp masaya gönderilip oynamaya gönderilen kızlar. Ben bu kızların hepsinin dram bir hikayeleri var. Dram acı hikayeleri var. Aleyna gibi kızlar, Aleyna Çakır cinayetleri var bugün Türkiye'de yani. Ve medyaya yansımayan, belki de duyduğumuz duymadığımız daha fazla işler. Benim zamanımda da gözümle şahit olduğum bir ton olaylar yani. Dizide o tarafı da mı gösterilsin istiyorsun? O yönü de mi gösterilsin? Neden gösterilmiyor? Benim diziyle alakası, diziyle hiçbir alakam yok abi. Benim Bulut'un yapmış olduğu dizi hiç ilgilendirmiyor. Benim sıkıntım genç kızlarımıza kötü örnek olan Dilber dansı diye bir dans çıkartıp kurslar açanlar. Bunu insanlara güzelleme yapıp genç kızlarımızın gözünün içine soka soka göstererek bunu insanlara lanse edenlere ateş püskürüyorum. Her zaman da konuşacağım. Zaten hep de söyledim ben. Aslında Mehtap'ın burada eleştirdiği dizi değil. Buradaki aynen. Dilber karakterini özendirici hale getiren kafa yapısını eleştiriyor. Şimdi peki Mehtap, burada bu Survivor Sema'nın açıklamalarında sanki kendi bile isteye ve tercihen buralarda çalışmak isteyen insanların kendi tercihidir. Neyin tepkisini veriyorsunuz gibi bir ibarede bulundu. Hatta buradaki diyor ki insanlar temizliği gerçekten bile beğenmezler diyor. Temizliğe gitmezler, beğenmezler. Öğretmenliği de beğenmezler. Bilerek orada keyfini çalışıyorlar. Şimdi buradakiler gerçekten kendi tercihiyle mi çalışıyor yoksa zorla mı çalıştırılıyor o hayattaki kadınlar? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Survivor Sema'yı tanımam bilmem. Sadece Survivor'dan bilirim ben. Kendisiyle hiçbir tanışıklığım da yoktur zaten. Ama o kadar yapmış olduğu bu dans, bir de eğitmenim diyor. Yani evden kaçan kızlar var. Cinayete kurban giden kızlar var. Dilber dansına meraklı alıp da evden ya... Survivor Seba, sana, belki inşallah telefona bağlanırsın da senin yüzüne iki kelime konuşurum ben. Sen hiç gündüz kuşağında aç, bugün Didem Aslan Yılmaz var, Vazgeçme programı var. Orada bir tane kızımız var, evden kaçmış. Ankara'nın Çubuk köyünde, Çubuk'ta bir köyden evden kaçıyor. Garibim annesi Didem Aslan Yılmaz'la kızını araya bir aydır ağlaya ağlaya. Kızı bir pavyonda buluyorlar. Yani pavyonda çalışan bir kadının yanında beraber pavyona takılıyorlar. Kıza... İşte sakma bir isim takıyorlar. Kız oyuncu olmak istediği söyleniyor. Oyuncu olmak için gidiyor pavyona. Ve televizyon programına gelen ihbarlarda, telefonla bağlantılarda o kızı orada gören, oyuncu olarak da gazinoda pavyonda çalışarak gören binlerce insanın telefonları var. Didem Aslan Yılmaz bir aydır kızı kurtarmak için kendini yırtıyor kadın. Bir git onu seyret. Sen arkasını bilmediğin bir hayatı insanlara özendirerek... O elbiseyle çıkıp da oh oh deyip oynayarak evinde çekersin kardeşim, oynarsın. O beni ilgilendirmez. Ne yaparsan yaparsın. O beni ilgilendirmez. Normalleştirmemek o, lazım. Normalleştirmeyeceksin. Özendirmeyeceksin. Sizlerin de hayranları var, fanları var. Ünlüler. Sen de Survivor Sema. Bilmediğin bir hayat hikayesinin acı dolu, gözyaşının üzerine kurulmuş. Üstünü çizerek söylüyorum.
kadın bedeninin sermaye olarak kullanıldığı bir yerin, bir yerde çalışan kadının oynamış olduğu dansı sen genç kızlara örnek temsil ederek gösteriyorsun. Bugün seni, diğer ünlüleri, diğerlerini, bu dansı yapan herkesi, özenerek evden kaçan kızlar ve o ortamlarda çalışan yüzlerce binlerce kız var. Ben sesimi duyuruyorum, belki bir tanesine faydam dokunur. İsteyen tutar, isteyen dinler, isteyen dinlemez. Belki bir tane kıza da yardımcı olmuş olursak, kurtarırsak ne fayda? Sonra geçiyorsun diyorsun ki ben şöyle yardım yaptım, şöyleyim, böyleyim falan filan. Eğitmenim diyorsun, Survivor Sema. Bir öğretmene yakışacak bir hareket mi bu yaptığın? Bir eğitmene yakışacak bir şey mi? Dilber elbisesi, Dilber dansıyla arkanda da pavyon neonu koyup önünde dans etmen. Genç kızlara kötü örnek, kötü teşkil etmen. Kötü bir şekilde senin talebelerin, öğrencilerin var, yok mu? Hiç mi utanmıyorsunuz siz bunları gösterirken? Neden insanların gözüne bunu sokuyorsunuz? Mehtap, ne yapmaya çalışıyorsunuz gerçekte yani? Tam neler yaşanıyor? Sen neler yaşadın? Bir anlatır mısın? Bu kadar bu dünyaya şimdi bu dizi vesilesiyle özenen bir sürü kadın oldu. Yani gerek danslarıyla ve oradaki böyle aslında çok sempatikmiş gibi gösterilen. Ama arkasında gerçekten neler olduğunu en iyi bilenlerdensin. Çünkü ben arka tarafını gördüm. Ben arka tarafını bildiğim için bu güzellemeleri, yapılan bu şeyleri, bu kız orada oynarken içi kana ağlıyor bu kızların. Kimisi, bak Survivor Sema orada diyor ya, kimisi isteyerek çalışıyor. %3'lük bir kısım vardır, isteyerek yapanlar vardır. Onu söylüyorum. Ama diğerleri hasbelkader düşürülmüş, annesi babası olmayanlar, kocasını sattığı kızlar, kadınlar, iki kız kardeş çalışanlar, anneli kızlı çalışanlar, madde bağımlılığına düşürülüp hala orada, oralarda çalışılan kızlar. Bunları anlatsanıza, dayak yiyen kızlar, dövülen, şiddete uğrayan kızlar. Bunları da anlatın, bunları da gösterin. Siz bunları özendiriyorsunuz. Oradaki kızlar, Dilberler, pavyon sahibinin malı mı? Mehtap. Pavyon sahibi istemeden hiçbir şey yapamazlar onlar. Çünkü çoğunun borcu vardır. Pavyon sahibine. Tabii pavyona borcu vardır. Almıştır para. Ev almıştır, araba almıştır, bilmem ne yapmıştır. Bir şekilde borçlandırırlar çoğu. Şunu söyleyeyim abi, bir gün şahit olduğum bir şey. Kızın bir tanesi bana ağlayarak geldi. Konsomasyon, aynı böyle Dilber oyuncu bir tane kızdı o zaman. Dedi ki, abla dedi, bir şey söyleyeceğim sana dedi. Benim dedi borcum var diyorlar dedi. Ben bu kadar para almadım. Sarhoşken senet imzalatılan kızlar. Kıza sabah, kız para ister sabah 5'te 6'da vereyim sana parayı. Kız sarhoş zaten. Kız orada gider imzalar. Nüfus cüzdanının fotokopisinin arkasına aldım okudum imzaladım. Kendi imzasıyla yazısıyla diyelim ki 200 bin lira aldım diye. 20 bin almıştım 150 bin lira aldım gibisinden. Kız bana bunu söylemiş. Dedim ki ben sana yardım ederim. Ben aldım kızın kağıdını senedini o zaman yani. Ben kaçtı Survivor Sema, sen biliyor musun? Antep, Maraş, Adana pavyonlarından, Ankara'dan çocuğuyla evinden kaçmış gelmiş olan bir kızcağızı, otelde kalan ve o kadar kötü bir Ulus Çankırı Caddesi'nde otelde kalan bir kızı o pavyondan kurtarıp da sonrasına gönderip bir ev tutup eşyasını alıp doğru düzgün bir işe sokan kadın da benim. Ben çok kötü oldum orada. Neden biliyor musunuz? Bu kızlara hepsine çalışmayın. Gidin kurtarın kendini diyordum. 14-15 yaşında. Mehtap olduktan sonra mı? Yani seni Türkiye olmadan önce de yapıyordum. Nasıl yardımcı olabiliyordun da onlar kendilerine yapamıyordu? Gidin kızım diyordum buradan. Buralar size göre değil. Bir bakıyordum, kızım sen kaç yaşındasın? 15 yaşındasın. Ne annem yok, babam yok. Babaannem beni büyütmüştü. Babaannem öldü. Ben de bir arkadaşım beni buraya getirdi. Kızım git. Buralar sana göre değil. Git diyordum. Abla ben burada para kazanıyorum. Güzel elbiselerim var diyordum. Diyorum ki sen bir sene sonra seni ben belki görürüm. Bir sene sonra gördüğüm zaman kızı, kız bitmiş, uyuşturucu maddeye düşmüş, yasaklı maddeye düşmüş. Ondan sonra her tarafını doğramış jiletle. Bakın oradaki kızlara. Bakın oradaki kızların %90'ına her tarafı kesikler içerisindedir. Neden? Bunalıma girdiği anda kafaları güzelken alkolün de etkisiyle, maddenin de etkisiyle kendilerini öldürmek isteyen kızlar. Artık bazı yerde bunalıma giriyorlar. Maddeye bilerek mi alıştırılıyor bu kızlar orada? Kendileri yapıyorlardır. Orasını bilemem. İsteyen bilerek alıştırıyordur. Bilmeyerek alıştırıyordur. Ya bize, bize bağlı kalsın. Hayır, çünkü %90'ı o zaman benim çalıştığım dönemde hep öyleydi, kızlarda vardı yani. Aslında o danslar zorla yaptırılıyor değil mi o kadınlara, erkeklere, müşterilere bir şov amaçlı. Tabii zorla, canım içecek Dilber oynayacak çıkacak. Evet. Kafası güzel adam, şef elinde bir tane içki. Hiç tanımadığı babası yaşındaki bir adamla ayakları çıplak Dilber'in. O soğukta da olsa ayak çıplak geçecek, karşılıklı Dilber göbek atacak, içtikçe para kazanacak. Sonra da gelecek ünlüler, bunun da güzellemesini yapacaklar. Kızlar da evden kaçacaklar. Aa bak bunlar ne güzel. Bu kadar para kazanıyorlar. Böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Biz de yaparız aynısını. Niye kolay yoldan kazanalım?
Ya arkadaşlar böyle bir hayat yok. Aslında burada şarkı çok tuttuğu için tabii sahnelere de sirayet etti durum. Yani bu diziyle beraber bu dünyaya da aslında bir dikkat çekilmiş oldu Mehtap. Yani o dünyanın kadınlarının ne çektiğini bugüne kadar hiç konuşmazdık. Sen hep dile getirirdin ben aslında. Ben hep söylerdim zaten her çıktığım programlarda zaten ben bunların hepsini şu anda da anlatmıyorum. Bu kızların yaşamış oldukları kulis arkalarını sabahın 5'inde 6'sında yarı çıplak bir şekilde, yarı baygın bir şekilde abonelerin taksisini bilip evlerine gönderilen kızlar. Eline ya kimi zarfını almış ya zarfını alamamış unutmuş. O şekildeki kızlar. Baygın baygın müdüriyetlerde üzerlerine masa örtüsü örtülüp uyuyan kızlar. Tekrardan ayıksın da gitsin masaya içsin denen kızlar. Ben şarkı söylüyordum. Ben gecede 6-7 tane gazino geziyordum. Pavyon geziyordum. Sazlarım vardı arkamda. Yüzlerce kız tanıdım. Yüzlerce insan gördüm. O zaman bundan 15-16 sene önce. 17 sene önceki. Ya, yani çalışmış olduğum ortamlarda. Hepsinin arka tarafını biliyorum yani. Şimdi bu şarkıyı... Bana anlatmasınlar bunu bu güzellemesini. Bu şarkıyı repertuarına almaya başladı sanatçılar. Gülşen dansını falan da bir de da utanmadan yapıyor. Oynamaya başlamışlar. Dilber dansı diye. Bir de onu da geçin. Şeyi verin. Dilber kursları açmışlar. Yeni dilberler yetiştirmek için. Dans kursları açmışlar. Oyuncu evet. Kızlar yetiştirmek için. Aslında bakın aslında burada mesaj var. Burada oyuncu kız yetiştirmeye çalışıyorlar. Ankara oyun havalarıyla. Bu Ankara oyun havası da değil zaten. Seymenlerdir Ankara oyun havası. Onu bile yani... İsmini kötülediler bunlar. Seymen kültürü denen bir, diye Seymen bir şey var. Seymen kültürü Orta vardı. Bu rezillik gelen, değildir yani. Orta Asya'dan gelen. Evet. Peki bu böyle devam edecek ama dizi devam ettiği sürece bu pavyon kültürü tartışması devam edecek. Diziyle ilgili değil diyorsun ama ne yapmak lazım? Rütü'ye de şikayetler var diziyle ilgili. Ne yapmak lazım sence? Ne yapmalı? Vallahi dizi beni ilgilendirmiyor. Sadece beni ilgilendiren tek şey bu. Rütü'ye halk şikayetini yapsın gerekli yerlere. Herkes evet. Şikayetini evet, bildirsin. Rekor bir şikayet gelmiş. Benim sadece derdim bu Dilber karakteriyle, bu Dilber'i oynayan bu Dilber dansıyla, Dilber dansını yapan ünlülerle benim derdim. Yani bu olayı... Bu elbiseleri bu tarz... giyenlerle, yok sattı Dilber elbisesi. Güzelleşmesi yoksa... bu işin. Ya diyor mu gidin Didem Aslan Yılmaz'ı izleyin. Bugün de var. Bak gündüz kızın bir tanesini kurtarmaya çalışıyorlar. Ankara Çubuk'tan kaçmış pavyonlardan. Dilber, işte bir tane Dilber diye bir kız işte oyuncu. Ne meraklısı varmış bunun anlamadım. Ya erkekleri tamam anlarız değil mi? Yani hani bu kültüre meraklı. Ya yuvaları vardı. Yıkılan erkekler. Bu kadınların bu TikTok'ta falan. Yuvaları yıkılan erkekler. O kıyafetleri giyip de videolar çekmesi o TikTok'ta falan o gencecik kızların. Aynı benzer kıyafetlerle. Aslında bu dünyaya da bir nevi böyle bir farkındalık yaratmış oldu Mehtap bu iş. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben o ortamlarda çalıştığım zamanda bile kızlara karşı her zaman kızları korumuşluğum vardır. Belki seyredenler vardır. Evet. Bağlanabilirler. Yayına da bağlanabilirler. Kızlar benim çizgimdi. Ben her zaman kaç defa müdüriyette patronun dayak atarken yakaladığım, girdiğimde, gazinoya girdiğimde niye ki masada fazla durmuş falan ya da az içmiş diye dayak yerken kurtardığım kızları bilirim. Niye anlamadım. Masada fazla oturursa tabii, kız... Tabii. Boş muhabbet yapar oturursa falan kıza içkide içmezse... Yani oturduğu konsumasyon içecek ki parasını kazanacak. Masa gezecek ki çok para kazanacak patron. Ya öyle içirmeden mi? Oturuyorsa evet. Patron kaç tane kızı? Bak iki tanesi evlendi. İsmini vermek istemiyorum mesela. Çıkarttıklarımızdan, kurtardıklarımızdan, götürdüklerimizden, Adana'dan, Maraş'tan, Ankara'dan. Seni kim kurtardı oradan? Ben kendi kendimi kurtardım. Nasıl oldu? Arkadaşım beni yazdırdı. Ben yarışmaya girdim. Benim erkek kardeşim üniversiteyi bitirince ben zaten bırakıyordum. Erkek kardeşim üniversiteyi bitirdi tıp fakültesini. Ben dedim ki doktoramı yaptım. Benim işim bitti. Ben zaten o hayat gibi yaşamıyordum ben yani. Pavyonu doktora mı yaptın? Hayır kardeşim okuttu. Ha kardeşi doktora yaptı. Kardeşini tıp fakültesini bitirince doktor çıkınca benim de işim bitti bunlarla. Çünkü benim sevmediğim bir ortam. Amacına ulaştın. Yani tabii bildim onu bunlarla. Benim gerçek adımı bile bilmezdi bunlar yani. Borçlandıramadılar seni. Tabii hayır ama o zamanlar benim de aldım oldu. Anneme ev alırken borçlandım para istediğim oldu. Ama ben hiçbir zaman yani şöyle bir şey değil... Sadece aldığım paramı ödedim yani. Hani aldığım param bana öyle böyle bir zorla bir şey imzalatılmak, borçlandırmak falan filan öyle bir şey asla olmadı. Selen Görgüzel güzel bir şey söyledi Mehtap. Aslında öyle bakmamız lazım hepimizin. Bu İnci Taneleri dizisi farkındalık yarattı. Pavyondaki kadınlarla ilgili, orada ezilen, orada hayatı mahvolan kadınlarla ilgili farkındalık yaratmış olsun. Abi gösterilmiyor ki ama ezildiğini gösterilmiyor. Farkındalık yaratmış olsun. Bak konuşuyoruz işte. O bakımdan, o açıdan bakalım bizler. Yani farkında o kadınların dramını gündeme getirmiş olsun bu dizi. Böyle kabul edelim. Ve evet. O kadınları kurtarmak için bir şey yapmak gerekiyor. Sen ne oldu? Bir virgül koyalım abiciğim. Yani reklamlara gitmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Peki. Şimdi İnci Tanelerim dizisiyle bu pavyon dansı güzellemesi yapılmasını konuşuyorduk tam da Mehtap'la. Sen orada dans etmiyordun ama değil mi Mehtap? Hayır ben sadece şarkı söylüyordum. Şarkı söyleyerek başladım ilk.
Bir şarkıcılar var, gecede, dansçılar var. Gecede 5-6 tane yer gezerdim. Sazlarım vardı arkamda. 5-6 gazino gezerdim. Her yerde 45'er dakika sahne yapardım. Çeker giderdim ama arka tarafı çok iyi bilirdim. Görürdüm çünkü. Yani peki gecede... konsumasyona için çağırıyorlar mıydı seni de? İlk zamanlarda, ilk başladığım zamanlarda çağırmaya kalkanlar oluyordu. Ben kabul etmediğim zaman benim işime son veriyorlardı çıktığım yerde. Patron sahneye. Ne yapıyordu sana o İşime zaman? Son veriyorlardı. Gönderiyorlardı. Çıkartmıyorlardı yani sahneye. Ha, niye gitmiyordun? Masaya gitmezsen. Tabii tabii daha sonra alıştılar tabii ki. Çıkmıyor, masaya gitmiyor, konsumasyon yapmıyor. Oyuncu değil, bir şey değil. Sadece şarkısını söylüyor. Ona göre de az bir ücret alıyordum. Öyle olduğu için. Öyle çıkıyordum, öyle çalışıyordum. Hiçbir zaman yani yapmadım. Onu öyle bir hayatımda öyle bir... yapsaydım da söylerdim zaten. Öyle bir dönüm noktası yoktur benim. Konsumasyona gidenler, masaya gidenler daha bir aşağılanıyor mu yani pavyonda? Onun için mi gitmiyordun? Yani ortada her şey yani. Mezesin sen gitmedin mi? Bir kadın bedeninin sermaye olduğu bir ortam. Evet. Bir mezesin. Orada armut neyse, elma neyse masada sende olsun yani sonuçta. Birilerini dinliyorsun, birilerini eğlendirmeye çalışıyorsun orada. İşte benim tepki göstermiş olduğum konu bu. Evet. Buna tepki gösteriyorum. Bu yüzden kendimi parçalıyorum. Şimdi ben buradan izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Olayı neden anlattığımıza dair. Evet mesela oryantal dans kursları da açılıyor. Oryantal dans yapan kadınların da aslında bazı çalışma şartları kolay değil. Veya direkt dansı yapılıyor. Yurt dışında da işte buradaki pavyon gibi orada strip club'lar var. Direkt dansları kursları var. Bunların hiçbirisi zorla, bunların hiçbirisinin altında çok ciddi bir dramatik altyapı yok hayatlarda. Fakat böyle pavyonda çalışan kadınların çok dramatik hayatları olduğu için bu diziyle anlatıldıktan sonra özendirici hale gelip güzelleme yapan bir kesime karşı veriyor Mehtap tavrını ve isyanını aslında bakacak olursanız. Evet, bir güzelleme yapan geniş bir kesim var ünlüler dünyasında. Gerçek yüzünü ise anlatan bir tek Mehtap var. O da söylemezsem olmaz programında. Diğerleri şu anda. De o kadınların acılarından orada yaşamış olan ben birazcık yükseldim az önce yayında. Çünkü dayanamadım. Sinirlerime hakim olamıyorum. Çünkü bu konuları gördüğüm için arka tarafı ve ben bu kızlarımızın neler çektiklerini 14-15 yaşında evden kaçıp da gazinolarda bu tip yerlerde oyuncu olmak için konsomasyon yapmak için evden kaçan gelen kızları çok şahit olduğum için başlarına gelen olayları da bildiğim için, yaşadıkları dramları, hikayelerini bildiğim için bizim de ünlülerimizin de çıkıp da göbek atıp da bu dansı, Dilber dansını lanse etmelerini, insanlara övmelerine dayanamıyorum ben. Çok yani. Sevimli bir şeymiş gibi. Çok güzel bir matah bir şeymiş gibi gösterilmesine dayanamıyorum. Bak işte en tehlikeli kısım da bu biliyor musun? Şimdi biz koysunlar onları bir oraya, izlediğimiz oraya. Şeylerin çok etkisinde kalıyoruz. Evet. Doğru mu? Fazlasıyla etkisinde kalıyoruz. Evet. Şimdi genç kızlar izleyecek. Diyecek ki vay be ne hayatmış ne güzel bak. Şimdi bir de şunu falan. Söyleyeyim. Binecek, atlayacak otobüse gelecek, düşecek bu yollara, bu hayatlara. Dilber kursu nedir? Dilber dansı diye bir kursu açmışlar. Evet. Kızlarımızı yeni kızlar, yeni Dilberler, yeni oyuncular yetiştirmek üzere kurslar açılmış. Yani Dilber dansı kursu. Oraya da gidenler var, bu dansı alıyorlar. Ne için alıyorsunuz ki siz bu dansı? Kocalarını yapacaklar belki de. Bazıları da belki de gidip orada çalışmak için alıyordur. Nereden biliyorsun yani? Doğru. Öğrenip yani... o oyun havalarında, o oyunlarda onu özendiriyorlar ki. Utanmanız yok mu sizin gerçekten kardeşim? Kime söylüyorsun? Hiç utanmaları kalmamış bu kurs açanların, çıkıp da bunu gösterenlerin. Allah sizi var ya ıslah etsin. Yüce Rabbime size havale ediyorum. Bu ünlü camiasında da bunu özendirenlerin, bu acı hayatları, bu kızların içerisindeki kan ağlarken, çıkıp böyle oynarken mecburen düşmüş olanlar, kendi keyfine de yapmış olanlar çok az, %3'lük bir kesim var. Ama mecburen düşenler, mecburen kalanlar orada, bunların hayatlarında eğlence gibi gösterenler var ya, Allah size havale ediyorum. Sizin gerçekten yazıklar olsun. Yatacak yeriniz yok sizin gerçekten. Mehtap peki şimdi bu dünyaya nasıl düşüyor kadınlar? Şimdi bu diziyle beraber başlayan bir dramın farkına varmış olduk hep beraberce. Hı. Evet hepimizin vakıf olduğu bir hayat var. Pavyon dünyasında zor şartlarda çalışmak gibi kadınların dramını bir üç aşağı beş yukarı biliyorduk. Hı. Ama diziyle beraber başlayan fakat bunu eğlenceli hale getirdikten sonra aslında işin içeriği böyle değil diyen... Sen bu işi tecrübe ettiğin için... Ben söyledim, evet ben her zaman da söylüyorum. Gerçekten buna özenilmemesi gerektiğini anlatacağın, nasıl bu hayata düşüldüğünü, insanların nasıl kandırıldığını veya bu hayattan nasıl kurtarılmaya çalışıldığı konusunda da böyle bir tecrübelerini paylaşsana. Az önce de söylediğim gibi, kendi şarkı söylediğim, çalıştığım dönemlerde bazı olaylara şahit olmuşluğum vardır dediğim gibi. Bazı genç kızlarımızın evden kaçan, köylerinden kaçan gelen, bazısını çocuğuyla gelen, otelde kalan... eşini bile satmış olduğu
gazinoya satmış olduğu kadınlara, kızlara şahit oldum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Rabbimle benim aramda Allah şahidimdir. Kurtarmaya bak, yarışmadan sonra da hepsinin arkasında çoğunun durmaya çalıştım. Benim cep telefonuma binlerce DM'den mesajlar geliyor. Mehtap abla, ta yarışma bittikten sonra da geliyordu. Yarışma bittikten sonra da çok şahit oldum. Elimden geldiğince kurtarmaya, yardım etmeye, bir yarasını sarmaya ve o ortamlardan kurtulması için, çünkü ben gördüğüm için o ortamları, kızların şahit olduğum için, o yüzden destek olmaya hep çalıştım. Hı hı. Nefesim yettikçe de destek olmaya gayret edeceğim. Çünkü benim bu hayatta kırmızı çizgilerim vardır. Bir tanesi, o hayatta şarkı söyleyip, yıllarca orada şarkı söyleyip çalıştığım için bu kızlar, bu kadınlar, ezilen kızlar, kadınlar. İkincisi çocuklar ve sokak hayvanları. Hı hı. Allah bana güç verdikçe, elimden geldikçe bunları her zaman yapmaya çalışıyorum. Ama bunları dillendirenle ve gösteren insanları rencide edecek bir şekilde manşet eden de bir kadın değilim. Peki nasıl kurtuluyorlar? Kaç yaşına kadar çalışılıyor burada? Ben sana şunu söyleyeyim. Kaç yaşına kadar? 60 yaşına kadar çalışanı da vardır. En son en güzel şekilde böyle Dilber gibi özenip de oyuncu olarak başlayıp da gidip de çalışıp da yaşı geçtikten sonra bir zaman sonra tuvaletin önünde kolonya tutan kadınlara şahit oldum. Şimdi bir zamanın en iyi Dilber'i, oyuncusu diyelim hani en iyisi, yaşı geçmiş çünkü artık iş yapamıyor, tuvaletin önünde oturuyor ve kolonya döküyor. Kolonya döküyor. Ne kadar acıdır değil mi? Burada aslında Dilber'in hayatında da Dilber'in kocası çalıştırıyor biliyorsunuz. Yani daha evet. Doğrusu Dilber çalışıyor. Kocası evet. Yani. Bunlardan çok var tabii. Zorlayıp verdirilmiş ve adam çalıştırıp Dilber'in parasını alıyor aslında. Dilber de başına bela olmasın diye kazandığı paradan bir miktar o belalı kocaya veriyor. Şimdi bunları gösteriyorlar ya bu şekilde. Ünlülerimizle oynuyorlar ya, kendileri sahnelerinde de repertuarlarını alıyorlar ya, çok güzel bir şeymiş gibi özendire özendire yapıyorlar ya. Kızlarımız mesela giriyor, geçiyor odasını telefonundan, iPad'inden diyelim bir şekilde. Dilber dansı, Dilber dansı diye bakıyor. Geçiyor, oynuyor, videosunu çekiyor. En son Dilber dansı yaza yaza en son pavyona bakıyor. Pavyona, pavyonu merak ediyor. Pavyona giriyor, hı hı. Pavyon. Oradaki bazıların övmesine bakıyor. En son bazısı da kendisini işte orada buluyor. Şimdi bu dizide diziyi konuşmuyoruz diyorsun ama dizinin bir sahnesinde gördüm. Dilber şöyle söylüyor. Burada diyor namusunla çalışırsın ve saatin bitince çeker gidersin. Kimseyle kalmaya mecbur değilsin, kimseyle bir şey yapmazsın, gider otelinde yatarsın diyor. Yani oraya bir iş yerine, bankaya çalışan nasıl gidiyorsa öyle gidiyormuş gibi anlatılıyor dizide. Aslında senin de bize açıkça anlatmadığın, söylemekten belki de çekindiğin şu soruyu soracağım sana. Orada çalışan kızların hepsi namusuyla giriyor ve namusuyla çıkabiliyor mu oradan? Yoksa oranın patronları, oranın çalışanları ya da işte bu Ağar abiler o kızların namusuna da tecavüz edebiliyor mu? O kızlara o anlamda da kullanabiliyor mu? Kullanıyorlar mı? Açıkça söyle lütfen. Şimdikini bilmiyorum. Ben 16 sene öncesinden bahsediyorum. Evet. 15-16 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdikini bilmiyorum. Şimdikinin kapısından girmedim. O zaman nasıldı? Kedim köpeğimi sokmam o kapıdan. O zaman nasıldı? O zamanlar... Yani kızın kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Kız isterse çıkar, isterse çıkmaz müşterisiyle. İsterse patronla sevgili olur, isterse olmaz. Canın istediği bir şekilde. Kimisi de olur, en iyisi ise yani. Peki kızı dedin ki... Yani... Kız sarhoş olduktan sonra evet. Başına her şey gelebilir, her şey hiçbir şey de hatırlamayabilir. Orası da... Bunlar oldu mu? Allah'la onun... Bunlar... Ben gözümle görmedim. Gözümle şahit olmadım ona. Evet. Peki oradan kurtulduktan sonra da bunun zorluklarını yaşadın mı? Özel hayatında mesela. Yo, ben hiç özel hayatımda falan yaşamadım. Çünkü ben yarışmaya girdim. Yarışmadan sonra hayatım tamamen değişti. Allah'a şükür her şeyim var. Her şeyimi yaptım. Tanınıyorum, param var. Allah'ıma binlerce Rabbime hamdolsun. İşim var, gücüm var. Bir düzgün bir hayatım var, yaşantım var. Ama ben yarışmadan sonra da oradaki çalışan kızların çoğuyla kopmadım. Bunu anlatayım size. Kopmadım. Her zaman bir görüşmüşlüğüm, telefonda konuşmuşluğum her zaman oldu. Yardım edebileceklerime yardım ettiğim her zaman oldu. Bana gelen mesajlarda, bana gelen şeylerde, abla sen biliyorsun bu hayatı, bu hayattan gelmişsin, işte sen burada, buralarda şarkı söyledin. Bize, benim başımda böyle bir durum var ya, kimine senet imzalatmış. Aldığım parasını ödediğim, borcunu kurtardığım insanlar oldu, kızlar oldu yani. Peki hala beni kurtar Mehtap abla diye arayan oluyor mu seni pavyonda çalışan? Vallahi borcundan dolayı olanlar anlatıyorlar. Kızım bir tanesi mesela daha dün de yine bir mesaj atmış bana. Biz Mehtap abla bizim yaşadıklarımızı... dillendirdiğin için sana çok teşekkür ederim diye. Telefonumda binlerce mesajlar var. Onlar da DM'den gelenler. Bizi oyuncu kız Dilber diye gösteriyorlar ya insanlara diyor. Asıl diyor ki kız
Biz diyor içimiz kan ağlıyor. İçimiz kan ağlayarak biz çalışıyoruz diyenler var. Sen nasıl çalıştın? Nasıl oldu bu hikaye? Yani nasıl düştün oraya? Nasıl çalışmaya başladın? Kaç yaşında düştün? 15 yaşında şarkı söyleyerek başladım. Bir tane bağlamacı, bir hocayla beraber bağlama çalardı. Yasak ama kanunen yasak. Şimdiki aklım olsa... Polis bastığı zaman nasıl saklıyorlar? Onu söyleyeyim. Kaçak çalışıyorduk. Kaçıyorduk polis geldiği zaman. Bütün kızlar da kaçıyorlardı. Hmm. Ben de şarkı söylüyordum. Sahneden iniyordum. Saklanıyorduk, kaçıyorduk yani. Yaşınız küçük olduğu için. Anladım. Peki... Hazar Güçlü karakterini canlandırdığı karakteri Dilberay baktığımız zaman Hazar'ın estetik operasyon yaptırdığı göğüslerini büyüttürdüğünü gördük eski yeni fotoğraflarına baktığımız zaman. Orada güzel görünmek müşteriye şart mı pavyonda çalışan kızlar için? Buna zorluyorlar mı? Zorlama diye bir şey olacağını zannetmiyorum ama hepsi güzel görünmek zorunda. Çünkü en iyi işi yapan hangisi ise en çok parayı o kazanır. Hmm. En güzel de onun olmak zorunda. En çok satışı kim yaptıran değil mi? O ışıkların altında. Öyle olmak zorundalar yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Her coğrafyanın maalesef ki kadın üzerinden bir turizmi var. İşte Amsterdam'a gittiğiniz zaman red light'lar vardır. Camın arkasında biliyorsunuz new şeklinde böyle dans edip müşteri bekleyen bir anlayış, bir pazarlama yöntemi var. İşte Amerika'da veya Avrupa'da strip club'lar var. Efendime söyleyeyim. Bizde de pavyon kültürü var. Pavyon kültüründe ise... Mehtap'ın dediği gibi bu böyle çok sempatikmiş gibi lanse edilse de içinde yaşanan dram diğer yerlerdeki gibi çok tercihen olmadığını anlatıyor bize. Hmm. Yani burada zorla bu hayata düşürülen ve zorla çalıştırılması zaten buradaki en büyük acitasyon, işin en büyük acısı. Kendi zevkiyle de çalışan %3'lük bir kısım vardır dediğim gibi ayrıca yani onlar da vardır. Kendileri severekten yapanlar da vardır. Hı hı. Ama diğerleri de mecburiyetten hasbelkader köyünden kaçmış, anası babası yok, mecbur kalmış. Girmiş, üniversite okuyan kızlara şahit olmuştum. Yani gelirlerdi, kitaplarını dolaba kilitlerdi. Evet, giyerlerdi kıyafetlerini, makyajlarıyla beraber, hı hı. saçlarıyla beraber. Sabahlara kadar masalarda oturup işte her gazinoda vardır öyle. Üniversite öğrencisi kızlardan olanlar vardı, okuyanlar. Onlar kitaplarını ben hatta bir gün ilk defa şaşırmıştım sormuştum. Üniversite okuyorlar bu kızlar geliyor demişlerdi o zaman. Aileleri öğrencisi. Bilmiyor. Tabii aile yok bir şey yok para yok gelmişler karşılığını köyden. Çıkartmak için. Onlar orada kitlerlerdi. Sabahleyin gazinoda işleri bittikten sonra zarfını aldıktan sonra üzerlerini çıkartır makyajını temizler. Derse giderler kızlar olmuştur yani. O sen zaman. Diziyi seyrettin mi? Ben diziyi seyretmedim. Seyretmeyi de hiç düşünmüyorum zaten yani. Hayır, ben çok merak ediyorum. Aslında tecrübe etmiş bir insan olarak diziyi keşke seyretmiş olsaydın ki oradaki dünya sence gerçekten anlatılması gerektiği gibi mi anlatılıyor acaba? Yani zaten seyretmemize gerek acaba? Yok. Bir ay öncesinden Dilber dansı diye bir dans furyası başladı. Her tarafta reklamı yapıldı. Herkes Dilber oldu. Herkesin içinde ünlülerimiz hepsi diyelim Dilber oldular. İçlerinde bir Dilbercilik oynamaya başladılar ünlülerimiz. Herkes o elbiseyi giyip özenerek işte bu dansı yapmaya başladılar. Zaten bir ay önce fragmanlardan belliydi. Her şey gösterilmeye başlamıştı zaten. Bu dans gündeme getirilmeye başlamıştı zaten yani. Peki Yas, en nihayetinde bu dizi filmi bir belgesel değil. Dijital platformlarda bu pavyon dünyasını anlatan çok güzel belgeseller var. Acı ben bir izlemiştim. Hayat bu yani. Bu gerçekten böyle gösterildiği gibi bir yaşantı değil yani. Ama insanlarla dalga geçiriyorlar resmen yani. Yani Türkiye'de böyle fikriyle, aklıyla, giyimiyle, kuşamıyla takip edilen kesimin çok özendirici olmaması gerektiğini söylüyorum. İşte onu söylüyorum. Mehtap. Arkanızda milyonlarca takipçiniz var sizin. Sizi takip eden ve size özenen, ne yaparsanız özenen herkesin az veya çok benim, senin, hepimizin sevenleri var. Sizi takip edenler var. Ne yaptıysa onu yapan, gören var. Kızımız görüyor diyor ki, bu yaptıysa demek ki ben de yapayım. Giyeyim bu elbiseyle, ben de aynısını yapayım, ben de aynısı gibi oynayayım. Hı hı. Bir bakıyorsun en son kendini orada bulmuş bazıları da yani. Yani sen onların tavrını özendirici buluyorsun. Ben özendirici buluyorum ve baştan sona da özendiriciler yani matah bir şeymiş gibi güzelleme yapıyorlar. Hı hı. Yani bu bir kadının bir bedeninin sermaye olarak gösterildiği bir ortamın dansı şimdi, bir oyuncu kızının bir hikayesinden gösteriliyor bazı, ve bunu anlatıyorlar. Bazı yani. İzleyicilerimiz hadi oradan insanların aklı var fikri var. Herkes bir danstan eğlenince bu hayata mı düşecek gibi yorumlar yapıyor olabilirsiniz ama biraz önce Mehtap'ın dediği gibi oyuncu olmak için. Kurs açılmış diyorum oyuncu kursu. Dilber çalışmış. Dansı kursu diye bir kurs açmışlar ve Dilber dansı. Dilber elbisesini de giyip böyle moda olmuş. Stoklarda yok satmış o Dilber elbisesi. Bu özendirme değil de nedir? Evet.
Yani utanma kalmamış. Gerçekten utanma kalmamış. Bir gün, Dilber Kursu nedir abi? Gerçekten evet. Nedir ya? Bir gün Nasrettin Hoca damdan düşüyor. Kızlarımızı sonra mı düşeceksiniz oraya yani? Kırıkçı çıkıkçı çağıralım. Doktor çağıralım hocam diyor. Hayır diyor. Bana damdan düşmüş birini getirin diyor. İşte yani ha? İşte tamam. İşte yani. Hisse. Kursu neden açılır? Aynen Dilber öyle. Oyunu neden övülür? Neden gösterilir? Evdeki köylerden kaçan kızlar, bilmeyen başında anası babası olmayanlar. Para kazanırım diye böyle renkli hayatlar, böyle bir ışıltı var diye hayatlar. İnananlar yok. Gerçekten yok arkadaşlar. Meta. Biliyorum bazı kesimler tarafından şu anda düşman ilan edildim. Her türlü hiç fark etmiyor. Ama ben her zaman ilk başından beri söylemeye devam ettim. Çoğu programlarda da söyledim. Ha, ve hala da söylemeye son nefesime kadar da söylemeye devam ettim. Ki Mehtap'ın söylemediği, yüzüne söylüyorum gizlediği bazı gerçekler de var. Demin sorduğum bir soruyla ilgili mesela. Ama Mehtap da haklı, çok üzerine gidemeyiz. Artık pavyonlarda ne olup ne biteceğini... Varın siz anlayın daha fazla neler olabileceğini kızlarımıza olduğunu. Kızlarımıza diyorum ki sakın daha fazla bu neler, oyununa, dansına, neler olabileceğini falan. Ve neler yaşandığını orada varın siz anlayın. Peki devam edelim şimdi.